Öyle demek istemedim. Nasıl demek istediniz? Bak. Mutsuz bir çocukluk geçirdim ben. Kalabalığın içinde yalnız büyüdüm. Peder Bey'imin hep meşguliyetleri vardı. Ama hakkını yiyemem. Hepimizle alakaları oldu elinden geldiğince. Sizin başka bir derdiniz mi var? Herkesin bir derdi var. Bu seferki başka. Hani şu bahçede karşılaşmıştık. Ömer. O verdi. Nereden bulmuş? Kaza sırasında üstümden düşmüş. Şehzade, tanıyor musunuz yoksa? Tanımıyorum. Tanısam da söylemezdim. Neden? Eğer size söylersem mahallenize geri dönerdiniz. Halbuki ilk defa bu sarayda bir hakikatle karşılaştım. Sizin güzelliğinizin hakikati. Bu hakikati ömrüm boyunca görmek isterim. Belki biz... Şehzadem. O hengamede söyleyemedim. Sana bir müjdem var. Kocandan mı boşanıyorsun? Hayır. Fatma Pesent Hanım'la beraber nişanlın Pakize Hanım da geliyormuş Paris'ten. Hadi gözün aydın. Sen, kocan, oğlun, tüm aile. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Maksadınız ne? Ailemizde birazcık huzur olmayacak mı? Allah Allah. Ne oluyor evladım sana? Ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Kıza olan ilgimi gördün. Mutluluğumu bozmaya çalışıyorsun. Huzur katilleri. Sen de kocan da artık gidin. Çıkın hayatımızdan. Kocamın ne alakası var şimdi bununla? Asıl mevzu o zaten. Hakikaten kocan niye bu kadar alakadar ailemizle? Abdülkadir sen ne demek istiyorsun? Hep siz mi huzur bulacaksınız? Bana bak hala. Dayımın o kızı öldürdüğü falan yok. Saraya kocanla beraber girdik. Bunu Mahmut Paşa'na sordum. O gece seni karakoldan kurtardığını söyledi. Sana iyilik yapan bir adam hakkında neden böyle konuşuyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Yalan söyledim. Ama sana değil. Babama. Çünkü kocam tehdit etti beni. Nasıl? Hususi kasabın anahtarını aşırmış. Kızı öldürdüğü bıçağı kasama koymuş. Karşıma çıktı. Kızı öldürenin de, haritaları değiştirenin de Mehmet Paşa olduğunu söyle. Yoksa bütün suç üstüne kalır dedi. Yeter. Bana bak Abdülkadir. Ben bu oyundan ve kocama şüphe duymaktan çok sıkıldım. Eğer bir delilin varsa konuş. Yoksa seni dinlemeyeceğim. Var. Anahtar hala kocanda. Git bul. Hünkar, Alman seferini çağırdık. Yarın huzurunuzda olacaklar inşallah. Hünkar, sefaretlerin kendilerine iltica edenler hakkında tavrını biliyorsunuz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani size göre Alman sefiri kendi paşamızı bizden korumak için teslim etmeyecek, öyle mi? Zannımca öyle. Alman seferi çoktan kararını vermiştir. Paşa, o sefil yarın Mehmet Paşa'yı bize vermek için yalvaracak.
hünkârım, aklınızdan sual olmaz. Lakin nasıl? Neyse. Mahmut Paşa'yı bu eve davet edin. Emredersiniz. Lakin bizzat siz davet edin. Bidarım, güzel kızım. Osmanlı, İslam'a şerefle hizmet eden, benzeri gelmemiş büyük bir hanedanlık. Onlar ümmetin kalbini muhafaza ediyor. Seni şerefli Osmanlı sarayına iyi bir eğitim alman için gönderiyorum. Niyetim budur. Ama kader, olur ya bir gün sultana eş olursun, o vakit sana nasihatim, kocanı ve devletini her şeyin önünde tut. İhanet eden kim olursa olsun, onu bu bıçağın çeliğiyle yokla. Hain kendi dilin olursa sustur, gözünse kör et, başınsa gövdenden al gitsin. Neler olduğunu ben de bir bilebilsem güzel kızım. Abdülkadir nasıl dayımı suçlar? Abdülkadir'in ne söylediğinin şu saatten sonra hiçbir önemi yok ki. Dayın Alman sefaretinden sığınma istemiş. Annem, babamın yanında ol. Ama Mehmet Paşa'nın kardeşi Bidar Sultan olarak değil, babamın karısı olarak. Gel. Hünkârım. Kızım. Sultanım, ben izninizi almaya geldim. Ne için? Müsaadenizle ben artık kendi başımın çaresine bakacağım. Size daha fazla yük olmak istemiyorum. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ama şu Ömer, kaza sırasında üstümden düşen bu fotoğrafı bulmuş. Yanımdaki muhtemelen tanıdığım biri. Onu bulurum, ailemi bulurum. Daha önceki hayatımdan tanıdığım birini bulurum işte. Bu Ömer, cevval çocuk. Bu arkadaki köy, zannediyorum Balkanlar tarafında. Yani şu ağaç, oranın ağacı. Tabii tam olarak neresi olduğunu bilmek namümkün. Evladım, gel seninle bir anlaşma yapalım. Biz bu fotoğrafın nerede çekildiğini tetkik ettirelim, sen de burada kal, olur mu? Ama size yük oluyorum. Yediğim içtiğimin parasını ödeyecek gücüm de yok. Pekala. Bu marangozhaneyi temizlersin. Biz de yediğine içtiğine sayarız. Olur mu? Güzel temizlemişsin. Metini duydum. Gel. Hünkârım. Söyle. Bidar kadın efendi geldi. Sizinle görüşmek isterler. Şu an müsait olmadığımı söylersiniz. Sultanım, hazretim, efendim, padişahımız hafızası yitik bir kızla görüşüyorlar. Sizi görmek istemediklerini ilettiler. Yani müsait değillermiş. Sanırım size çok bozuklar. Bidar kadın deyince yüzünün ifadesini... Kesafet. Yeter. Evet.
Maşallah be canım. Koca yaradan da hiçbir şeycik kalmamış. Paşam. Tamam tamam hadi hadi. Al bu askını da al. Al. Zevzek. Tamam hadi dışarıda kapatırsın hadi. Hadi. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Özenip bezenip yaratıyorsun, hepsini mi bana bırakıyorsun? Ya oğlum, başımıza bela alacağız ha. Koca paşanın evini gözetliyoruz ya. Bak, bu Tahsin Paşa. Vay, bakıyorum bütün saray erkanını ezber etmişsin ha. Biz de saraya girdik ama anca bize eden askerleri gördük. Bak, hekim çantası. Yürü, yürü. Ya ver be kuzuyum. Gel, 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 gel. Hekim misin sen? Yok, baytar. Bir yeriniz mi ağrıyordu ha? Ömer Yüzbaşım, padişahı alem Pena Hazretlerinin hafiyelerine hakaret. Kaç değnek? Latife ettim cani. Latifeyi bırak cevap ver. Kimi tedavi ettin içeride? Madem hafiyesiniz, Mahmut Paşacığımız suikast esnasında kolcağızının şurasından vurulmuş kuzeyim. Hem de çok yakınından sıyırtmış. Anladım, anladım. Hadi devam. O mu? Gördüğüm adam da aynı yere nişan almıştı. Ya kardeş, ya bir paşa niye kendine kurşun sıksın? Bir bilsem. Efendim, Tahsin Paşa sizi aşağıda bekliyor. Tahsin Paşa niye gelmiş? Kimle gelmiş? Ne istermiş? Hayırdır Mahmut, ne bu telaş? Yok, bir telaş değil. De gece gece... Biz paşayız. Korkumuz fazla olur. Ama çok şükür, kendimiz için değil, devletimiz için. Affedin paşam. Tahsin Paşa paltonuzu da almanızı istedi. Sizi görmeye değil, almaya gelmiş. Çeviriyorsun sen böyle Mahmut. Abdülkadir Efendi, eğer bana oyun oynuyorsan vallahi yakarım çırını. Neymiş anahtarı bulursam kocamın hain olduğunu anlayacakmışım. Hayırdır Tahsin Paşa? Neden endişeleniyorsunuz paşam? Basit bir ev ziyareti. Buyurun. Bana oyun mu oynuyorsun Abdülhamit? Buraya beni öldürtmeye mi getirdin? Ben de kendi ayaklarımla mı düştüm tuzağına? Ben onu alayım paşam. Vereyim. Buyurun. Gel Mahmut Paşa. Gel otur.
İsa Efendi. Gel otur, buyur. Gel otur. Gel. Mahmut Paşa. İsa Efendi tophanede hamallık yapar. Hünkârım, evde kahve kalmamış, kusura bakmayın. Buyurun. Zehirlenme ihtimali olmadan şöyle güzel bir ayran için. İç Mahmut Paşa, İsa Efendi'nin helal ayranı. İç. Geçinebiliyor musun? Çok şükür hünkârım. Bizim hanımın icatı. Burada biriken suyla ufak tefek şeyleri yıkıyor. Çeşmeye gitmeye de lüzum duymuyor. Kaç çocuğun var? Hünkârım, 5 çocuğumuz var. Bir arkadaşımız vefat edince onun çocuğunu aldık. 5 çocuğumuz var. Asiye Hanım, bizim veletleri gönder. Al şunu. Gelin bakalım. Gel. Gel. Gel sen gel bakalım. Gel. Gel şöyle gel. Maşallah. Maşallah. İsmin ne senin? Abdülaziz. Ay maşallah. Amcamın adı. Maşallah. İsa Efendi'nin ismini demir yolu için bağış yapanların listesinde gördüm. Bir ziyaret edelim dedik. Allah razı olsun. Hünkârım, mümkün olsa daha çok yapabilsek. Siz alemi İslam için gecenizi gündüzünüze katıp ter dökerken, Müslümanların huzuru için dimdik ayakta dururken bizim yaptığımız küçücük bir yardım. Allah razı olsun. İsa Efendi, diyorum ki şu demir yolu bitince ailenle birlikte seni bir hacca yollayalım. Hünkârım, benim yaptığım yardım bir günlük çalışmam. Hicaz'a gitmeme yeter mi? Yeter de artar bile İsa Efendi. Bak bir mesele anlatayım sana. Dedem Fatih Sultan Mehmet Han Fatih Camii'ni yaptırırken işçileri toplayıp şöyle demiş. Bu benim hayrım olsun. Kendi kişisel servetimden yaptırıyorum. Hiçbir yardım kabul edilmeyecek. Bir tas su dahi olsa. Allah ecrini arttırsın. Amin. Tabii hava sıcak. İşçiler yorulmuş. Dili damağı kurumuş işçiler. Bir yaşlı teyze bir kap yoğurt vermiş bunlara. Fatih Sultan Mehmet Han sabah uyanıp camiye gitmiş. İşçileri toplayıp demiş ki, yardımı kabul eden kim? İşçilerden biri mahcup bir şekilde öne çıkmış. Ben kabul ettim hünkârım demiş. Hava çok sıcaktı, dilim damağım kurumuştu. Yaşlı bir teyze bir kap yoğurt ikram etti, ben de yedim demiş. Hünkâr tebessüm etmiş. Ben bunu gece rüyamda gördüm evladım demiş. Gece rüyamda gördüm. Hayır terazisinin bir tarafında Fatih Camii, bir tarafında bir kap yoğurt dengede duruyordu demiş. Hay mübarek. Yani İsa Efendi, Allah'ın terazisinde miktar mühim değildir. Asıl olan gönülden gelmesidir. Allah'a emanet olun. Amin, amin. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Kalkın çocuklar, kalkın. Destur! Damat Paşa. Buyurun Sultan. Seni buraya bu demir yolunun kimlerin emeğiyle yapıldığını gör diye getirdim. Gör ki bir kuruşuna dahi sahip çık. Elbette. Sultanım,
İzniniz olursa ben bu aileye yeni bir ev yaptırayım diye düşündüm. Yaptır paşa. Bana niye söylersin? Yaptır. Yaptıracaksan yaptır. Lakin incitmeden. Sen İsa Efendi'nin yoksul olduğunu düşünürsün. Hayır. Onun gönlü o kadar zengin ki yağmur suyundan çamaşır yıkatır, alın terinden ekmek çıkartır. Paşa. Buyurun sultanım. Demir yolu paralarını senin himayene veriyorum. Lakin unutma. Bu para İsa Efendi gibi bir milletin parası. Sakın unutma. Asim Paşa. Sağ olasın Celal Efendi. Hünkârım, Mahmut Paşa'ya vazifeyi vermek için neden buraya kadar çağırdınız? Biz bir şey vermedik paşa. Aldık. Ne aldık hünkârım? Onu imtihana aldık, Dahsin Paşa. Gerisi Mahmut Paşa'nın şerefine kalmış. İnşallah İsa Efendi'nin bir günlük alın terini zayi etmez. Hoş geldiniz. Paşam, Alman sefiri Altman geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İzzet Paşa. Sizi sabahın erken saatinde çağırdığımız için kusura bakmayın. Kahvaltı yaptınız mı? Yaptım İzzet Paşa, yaptım. Bir an evvel sultanla görüşmek istiyorum. Gerçi söyleyeceklerimiz belli. Mehmet Paşa'yı iade etmemiz mümkün değil. Bunu sultan bir de benden duysun. Tabii. Buyurun. Hünkârım, Alman sefiri Altman geldiler. Hoş gelmiş. Gönlünü hoş tutun. Hünkârım, görüşmeyecek misiniz? Tabii. Görüşeceğim paşa. Görüşeceğim. Efendim, Seniha Sultan'ın emri sizin odanızı taşıyormuşuz. Ver şunu bana. Ne hakla benim odamı boşaltırsınız? Kim olduğunu zannediyor bu Seniha? Bidar kadın efendi. Odanızın değiştirme emrini ben verdim. Siz mi taşınacaksınız? Yo. Fatma.
Bakma Pesent Hanım karnında çocuğuyla geliyor. Ona genişçe bir oda lazım, öyle değil mi? Ben sizin bundan mutlu olacağınızı düşünmüştüm. Olurum elbet. Ama haremde başka oda mı kalmadı? Ha. Tabii siz bilmiyorsunuz. Hatice ve Fehmi kızlarım da artık burada kalacaklar inşallah. E onlara da oda lazım. Ama merak etmeyin, ben size alt kattaki daireyi ayarladım. Biraz rutubet olur ama malum önümüz yaz. Yazık sana Hatice. Bu ıssız sarayda günden güne solup gidiyorsun. Sen çiçeksin. Ama tutunacak dalın yok. Sen rüzgarsın ama esecek dağın yok. Sen yağmursun ama seninle yeşerecek toprak yok. Oysa bu güzellik gelin doğayla taşlanmalıydı. Ama başımıza bir kuru taraktan başkası değmiyor. Değecek Hatice'm. Bak seni alam haber göndermiş. Yıldız Sarayı'na taşınmak istediğimizi bir mektupla sultana arz etmemiz lazımmış. O ayarlamış her şeyi. Babamızı bırakıp gidecek miyiz? Burada kalmamızın babamıza ne faydası var? Hem o da istemez miydi saadetimizi? Bilmiyorum Fehime, bilmiyorum. O vakit bu hayatta paşanın verdiği o mendilden başka bir saadetin olmayacak Hatice. Sen bilirsin. Ben mektubu yazıyorum. Geliyor musun? Sara, kız kardeşim kayıp. Melike. Evet. Anneden çıkıp İstanbul'a gelmişti. Ama yine birdenbire ortadan kayboldu. Her yere baktım. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Telaş etme. Melike'nin manastırda ne zorluklarla başa çıktığını bilirim. Senden daha güçlüdür. Sen niye geldin? Sevdiğim birine bir ayna hediye etmiştim. Onun da bana bir hediyesi varmış. Hediyemi almaya geldim. Niye bakıyorsun öyle? Artık beni bırak diyorsun değil mi? Peki beni kim azat edecek? Hem bıraksalar bile gidecek bir yerim yok ki. Belki bu gökyüzü benimdir. Thank you.
Sabahtan beri bekliyoruz İzzet Paşa. Beni bu odaya hapsettiğiniz bekletiyorsunuz. Sultanımızın biraz meşguliyetleri vardı. Sizi bekliyor. Nihayet. Beni takip edin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk paşam. Fakat çok bekledik. Bir an önce ekstranslarıyla müşerref olsak. Tabii tabii. Lakin kıyafetiniz pek uygun değil beyefendi. Kusura bakmayın. Halife-i Ruhi Zemin'imizin huzuruna sizi böyle çıkaramam. Nasıl? Anlamadım. Yani kıyafetinize çeki düzen veriniz. Bir redingotunuz da mı yoktu? Balkanların, Anadolu'nun, Arap Yarımadası'nın, Kafkasların, Mavera-ün-Nehir'in hünkârıyla görüşeceksiniz. Lütfen. Ya ya. Özür dilemenize gerek yok. Bir adamınızı gönderin, gardırobunuzdan uygun bir kıyafet getirsinler. Peki. Söyle paşa. Hünkârım, Alman sefirinin kıyafeti huzurunuza çıkmak için uygun değildi. Ben de kendisini geri gönderdim. Bu yeni nesil sefirler usul de bilmiyor anlaşılan. Hünkârım, Alman sefirinin sinirini alt üst ettiniz. Ama bu adam Mehmet Paşa'yı nasıl bırakacak hala merak içinde. Celal evladımız sağ olsun. Masanın önüne bir sandalye koyunuz. Ne işiniz var burada? Niye geldiniz? Batı'nın övgülere gark ettiği şark misafirperverliği bu mu paşam? Ne arzu edersiniz efendim? Arzumuz bizi rahatsız etmemeniz. Peki efendim. Mahmut paşam, tedirginsiniz. Hanımefendi, burada bizler nefes aldırmayan bir diktatöre, zalim bir hünkâra karşı kanımızla, canımızla mücadele veriyoruz. Müsaade buyurunuz da birazcık tedirgin olalım. Hadi Mahmut Paşa, bunları Avrupa'da konferans salonlarında söylerseniz alkışlanırsınız. Burası yeri değil. Neyse. Zaten ben de yakında aranızda olacağım. Padişahımız demiryolu için toplanan bağış paralarının yönetimini bana verdiler. Ve siz de bu paralarla Avrupa'ya geleceksiniz. Abdülhamit'e bundan sonraki hamlemi Avrupa üzerinden yapmayı planlıyorum. Bakın paşam, o kadar parayı Avrupa'ya kaçırarak çıkaramazsınız. Ama Herzl'ın bir fikri var. Neymiş? Herzl bir banka kurmak istiyor. Banka? Fakat sermayesi yeterli değil. Siz sultanın parasıyla borsada kaybederseniz Herzl kazanacak. Ve sadece sultan kaybetmiş olacak. Yani Herzl size bankanın ortağı olmayı teklif ediyor. Şahane. Şahane. Mahmut Paşa'm, merak ettim. Diyelim ki sultan aniden öldü. Yine de yardım paraları sizde kalır mı? Hanımefendi, sizin o söylediğiniz gibi bir mucize olursa,
sadece bağış paraları değil, Osmanlı bana kalır. Ama bir problemimiz var. Sultanımız, padişahımız ölmek bilmiyorlar. Kim ona kurşun atsa sonunda kendi ölüyor. Ben bile ölmemek için kendi kendime kurşun atıyorum. Ölüm dediğiniz şey sadece kurşunla olmaz ki paşam. Yani? Kurşun ölümün kaba bir şekli sadece. Yani? Neden bana yalan söylüyorsun Abdülkadir? Hala. Kocanın şeytani planları karşısında çaresizim. Görüyorum ki sen de öylesin. Abdülkadir, salonu, yatak odasını, her yeri aradım. Anahtar falan yoktu. Bak, ben bir kere şüphe ettim kocamdan, bir daha da etmeyeceğim. Sence kocan bu kadar önemli bir şeyi ulu orta yerde bırakır mı? Kazası falan yok mudur enişte bey? Asım Paşa, gel. Yaklaş. Evladım, sen de şu kraliçenin sarayından aldığın Alman İmparatoru ile ilgili jurnali getir bakalım. Buyurun hünkârım. Alabildiklerim bunlar. Sultanım, Alman İmparatoru Wilhelm ve Rus çariçesi İngiliz kraliçesinin torunu. Peki Belçika Kralı? Belçika Kralı Leopold ise Alman İmparatoru'nun amcası. Yahu bu küffar tek millet derken bunlar tek aile çıktı Tahsin. Burada kraliçenin rahatsızlığından bahsediliyor. Nedir o? Evet hünkârım. Hemofili hastası. Hemofili hastası. Yani bir iğne dahi batsa kan durmaz, öyle mi? Evet hünkârım. Bir bıçak yarası öldürmeye yeter. Rus çarının karısı da, onun oğlu Veliaht Prens Alexi de, Kral Leopold da hemofili hastası. O halde Alman İmparatoru Wilhelm de hemofili hastası. Evet hünkârım. Ama bunu herkesten saklıyorlar. Eğer bu ailenin böyle bir hastalığı olduğu öğrenilirse, küçük bir suikast komitesi hepsinin işini bitirebilir. Tahsin Paşa, saray matbaasına gidiniz. Avrupa'ya dağıtılmak üzere gazeteler bastırınız. Emredersiniz Sultan.